Evet. Ayşe'nin iddiaları böyleydi. Hatta Ayşe dedi ki, abla biliyor musun biz daha boşanmamışız. Aynen öyle demiştim abla. Ve dedin ki pazartesi avukatımı bağlayacağım, o her şeyi biliyor dedin. Casuslarım araştırdı dedin, Ali bana çok borçlu dedin. Yok, değil mi? Hesaplarında paralar var diye casuslar, Ali'min akrabasından birisi casuslarıma ulaştı, o söyledi. Tamam. Ayşe dedi ki, avukatım her şeyi biliyor. Ayşe'nin avukatı bu arada Faruk Bey. Hı hı. Faruk Bey yayına bağlanmak istemedi. O benden önce illallah demiş. Yok öyle değil abla. Heyecan yapmıştır hani bilmiyorum. Tamam. Veya mahkemesi Avukat varsa. Avukat Bey heyecan yapmış. Yani müsait değildir abla. O yüzden bağlanmamıştır. Başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum ya Rabbim sen bana sabır ver. Şu adamcağıza da sabır ver ya Rabbim. Ayşe'nin avukatı Faruk Bey'le görüştük. Ayşe'nin iddialarını sorduk. Yayına bağlanmak istemedi. Heyecan falan değil. İstemedi. Mahkemesi varsa üzerinden. Dedi ki, benim cuma günü okuduğum, o Yüce Adalet'in verdiği kararı, söylenenler doğru. Ali Bey'e Ayşe Hanım tazminat ödemek zorunda. Yargıtay kararı bekleniyor. 20.000 TL, cuma günü de söylediğimiz gibi faiziyle 80.000 TL. Ödemeyeceğim için sıkıntı yok. Onu bilemem. Ali'yi göndereceğim derken sen gidersin cezaevine. Yok Ali. Ali'mi de göndermeyeceğim. Ettim. Tamam. Bu arada Ali'nin 80.000 lira alacağı var ya senden. Sen Ali'den çocuklar için toplamda 40.000 TL alacakmışsın. 80'ini al, 40'ını geri ver. Ortalama nafaka için icra takibi diyor onu normal avukat bey söylüyor. Ali Bey kusursuz, Ayşe kusurlu bulundu. Şükran gel yanıma. Bu benim okuduklarıma inanmıyor. Onun için siz yok abla inanıyorum ben. Yok yok. Cuma'da inanmadı. Tülay'a da bana da. Şimdi Faruk Bey kendi bağlanmak istemedi Şükran. Söylenenler doğru. Ali'ye Ayşe tazminat doğru. Ödeyecek. Yargıtay kararıyla 20.000 TL 80.000 oldu. Evet. Ali de çocuklar için Ayşe'ye nafaka ödeyecek toplam 40.000 TL. Doğru. Nafaka için icra takibi. Evet. Doğru okudun mu arkadaşım? Evet doğru. Ali kusursuz, Ayşe kusurlu bulundu. Kusurlu bulundu. Doğru mudur arkadaşım? Boşanmaları kesin. Kesin. Boşandınız. Kesin. Abla nafakan benim 40.000'i geçti faiziyle. 150.000'i buldu. Ayşe'cim yapma Allah aşkına. Faizi ta kaç sene geçti. Yok abi biraz daha arttı. Faizi dahil. Dahil. Bilmiyorum abla biraz da artmıştır. Hani onda 40.000'de yanlışlık var. Ben ekledim abla faizi üzerine. Abla ben şunu söyleyeceğim. Sıkıştı ya. Evet. Sıkıştığı için. Yok işte bile korkmuyorum. Bak Şükran ablanı dinle. Boşanmaları kesin. Şurası kesin. Önemli evet. Şükran. Kesin. Siz boşanmışsınız çoktan. Kendi kendine uydurup gelme. Kesin. Boşanmışsınız. Sadece boşanma ilamı bekleniyor. Süre 7 ay. Önemli değil diyor ya. Ama bitti. Kesin diyor. Bak burada bak Şükran ablanı evet, gördüm. Evet kesin. Boşanmışsınız ya. Yani. Ama mahkemeden dönmez. Dönmez. Bitti diyor. Ayşe. Aynen diyorsun Ayşe de. Ha, çocukları velayet sende olduğu için çocukları sana vermezse bir hapis cezası olabilirmiş. Oh iyi şu an çocuklarımız burada yok kaçırdı. Hemen ederim, buradan emniyet müdürlüğüne sesleniyorum. Alim benimle konuşmazsa hemen cezaevine alın. Ne? Tehdit ediyorum abla. Hemen cezaevine alsınlar. Niçin? Benimle konuşmazsa. Seninle konuşmasını söylemiyor burada diyor ki. diyor ki Ali Ayşe ile buluşsun. Ali Ayşe ile yemek yesin. Otursunlar. Onu abla, demiyor. Diyor yok, ki. Abla ben tehdit ediyorum. Yüce Adalet diyor ki. Cezaevine aldırırım sıkıntı yok. Bir telefonuma bak. Ama bak sen canlı yayında adamı tehdit ediyorsun. Sen şimdi buradan gelirler böyle götürürler. Yok Ali'nin suçu var. Çocuklarımızı göstermiyor. Bir yere kaçırmış şimdi.
o Ali'nin çalışmalarına bağlı. Sen burada yayılırken Ali acaba nasıl doneler topluyor da nasıl öyle rahat çocukları da aldı? Yarın öbür gün belgelerle çıkacak ama. Abla hep benim... Ben sana hep diyorum ki Ayşe bunlar boş belgeler. Ayşe o adam bekar adam kiminle beraber olduğu ne bizi ilgilendirir ne seni ilgilendirir. Sen seviyorum diye burada oturuyorsun ya. Onları midesi alıyor diyorsun. Alabilir. Adam beraber olmuş, tanımış. Bazı abla. Şeyleri öğrenmiş, ayrılmış, bitmiş. Sen çocukların annesi olarak hani büyük bir hata yaptın ya. Abla. Alim de alim, ciğerim yanıyor, alim ölüyorum, alim derken... Yok abla, Ali'nin suçu daha fazla kabul edeyim, ben edemiyorum. Senin böyle bir özelliğin var ya, hani sen çocukların var ya... O zaman böyle abla yuvamız için sahip çıksın. Ayşe hani böyle çıksın. Bir çocukluk kadınsın ve kocam da kocam, çocuklarımız diyorsun ya... O arada onu yapabildin ya. Yani o adam kabul etse ben de etmiyorum. Adam burada oturuyor. Çocukları için oturuyor. Sen ne için oturuyorsun? Ben Ali'nin gönlünü kazanmak Sen niye bu için. Adamın seni aldatmasını kabul ediyorsun ya? Yok niye abla, neden ediyorsun? Bize izah et. Ben çocuklarımızı başka birisinin elinde büyütmemek için. Hayır. Sen ben bu adam için deliriyorum, kuduruyorum, yanıyorum. Bu adamsız yapamıyorum. Bunları söyle daha iyi ya. Git de bir... Hata yaptım. Ağzımı bozacaktım. Dedim kaldım. Yaptım ama ben bu adama aslında ölüyorum de bari. Aynen seviyorum abla. Ama seni sevmiyor. Seviyor abla o beni. Ali seviyorsun da söyleyemiyor musun acaba? Yok abla öyle bir şey yok abla. Abla Ali'nin de çok büyük hataları var. Abla sosyal ben medyada... Sadece, abla ben sadece velayeti versin güzellikle. Abla, abla sosyal medyada konuştuğu arkadaşı bana şimdi bana diyor ya. Ayşe, bana itiyor. Ayşe'cim bak sen artık Ali'nin namusu değilsin. Bütün boşanan kadınlara bunu anlatmak istiyorum. Boşandığınız adamın namusu değilsiniz. Kendi namusunuza kendiniz sahip çıkın. Yok abla Ali'de sahip çıkacak ama o zaman hiç çocuk yapmasaydı. Namusunuz tamamen sizi bağlayan bir şeydir. Ne ananızı... Ne babanızı, ne kocanızı, ne kardeşinizi. Böyle bir şey yok. Namus tamamen insanın kendiyle ilgili bir şeydir. Namusunuza kendiniz, eğer namustan bahsediyorsanız, namus denen bir kavram varsa tamamen seninle alakalı. Bak senin abla, o annen, zaman çocuklarımızın annesi diye sen sahip Sen annene çıksın. Söyledin mi mesela o yaptığın hatayı, anlattın mı? Doğru söyle. Yok. Çağırır mı şimdi anneni? Yok. Biliyor mu annen? Mesajları biliyorlar. Mesaj değil. Senin böyle bir eylemde bulunduğunu biliyor musun? Bilmiyorlar Yalan abla. Yalan konuşma, bilmiyor. Bilmiyorlar Bitir abla. Bitir Emine Hanım'ı çağır. Bilmiyorlar abla, çağır bilmiyorlar. Çağır Emine Hanım'ı. Bilmiyor, biliyorum bilmediğini. Ha, bilmiyor. Niye yalan konuşuyorsun? Abla bilmiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben babasına gönderdim mesajı. Sen dedi benim kızıma iftira atıyorsun dedi. Biz bak buradaki bütün arkadaşlarım da biliyorlar. Biz burada aylardır susuyoruz. Örtüyoruz. Abla çocuklarımızın annesi diye sahip çıksın o zaman. Rica ediyorum şu telefonu bağlayabilir misiniz? Telefonda biri var. Bağlayabilir misiniz? Rica ediyorum ben. Ali söyledi mi size? Bak Aydoğan abi arıyormuş kapalıymış. Ben onu istiyorum. Bak bir de onu dinleyin abla ne diyecek bakın. Ayşe bak sosyal medyada o bu ya da Ali'nin beraber bizim konumuz bunlar değil. Konumuz Ali zaten bitirmişti. Sen üstüne güzel tuzu biberi ektin. Adam ben bitti barışmak ki. İstiyorum abla.